Merhaba, 5 dakika yeter, hoş geldiniz. Biraz dertleşmek için geçtim kameranın karşısına. Derdin ne diye soracak olursanız, şu kafama takıldı dünden beri, biraz size de sorayım dedim. Acaba gerçekten bazı bize yalan söylenmesini istiyor muyuz? Bunu sordum kendime. Peki bu soru nasıl takıldı kafama? Dün bir cenazemiz vardı ve Karşıyaka mezarlığındaydık. Uzunca bir sürede orada kalmak durumunda kalınca oradan buradan konular açıldı. Ve eğer gerçekten bir felsefeciyseniz somut konuşulan her şey zihninize kavramsal olarak işleniyor. Kant'ı da analım. Gerçekten bazı kavramların altını dolduruyor o somut konuşulan şeyler. Ortamda konuşulan ne varsa zihnime bazı soru işaretleri bıraktı. Özellikle acaba dedim bir insan neden yalan duymak ister? Bunu sordum. Sonra bunu başka bir iki kavramla bağdaştırmam gerektiğini fark ettim. O da şöyle mut, o da şunlar mut ve umut. Bunlar birbirine benzer kavramlar gibi duruyor ama değiller. Mutluluk demek, umut bildiğiniz umut. Kelimeler birbirine benziyor ama ilişkileri yok. Fakat ikisinin de ortak bir yanı var. Bence ikisi de oldukça metafizik, ikisi de oldukça gerçek dışı. Buradan da acaba dedim yalan duymamızın, istememizin sebebi mutlu olmak mı ya da umutlu olmak mı? Ya da aslında umut ederek o yalana ortak olup mutluluğa mı varmaya çalışıyoruz? Bunu düşündüm ve aslında bu düşünceler beraberinde birkaç sene önce yazdığım blogumda olan Instagram adresimin biyografisinde yanlış hatırlamıyorsam blogumun adresi var, oradan girebilirsiniz. Umut etme yazısına götürdü beni. Ve bu yazıyı tekrar okuyunca şaştım kaldım. Çünkü şöyle bir şey demişim. Herhangi bir şeyle ilgili elinden gelen her şeyi yapıp beklemeye koyulan bir insan için umut ya da umutsuzluk kavramları anlamını yitirir. Elden gelen her şey yapılmış ise ve bu şeyler yeterli ise sonuç oldukça yüksek bir ihtimalle olumlu olacaktır. Tekrar okuyunca kendime çok güldüm. Çünkü bu iki cümlede bile bir umut gizli. Yani çelişkiye düştüğümü gördüm. Aynı zamanda bu video bir öz eleştiri olsun. Şimdi bir ay 5 lira biriktirirseniz, eğer o ay 30 çekiyorsa 150 liranız olur, 31 çekiyorsa 155 liranız olur. Bunun için umut etmenize gerek yok. Ama muhatabınız bir insansa ve onunla ilgili bir umutsa mevzubahis, o zaman çok şey devreye giriyor işte. Ben bunu kaçırmışım geçmişte, bunu fark ettim. Bu kameranın karşısında sıkça tekrarlıyorum. Tekrarlamaktan da sanırım sıkılmayacağım çünkü böyle düşünüyorum. Ötekiler tarafından belirleniyoruz. Biz de başka bir ötekini belirliyoruz. Bu bağlamda baktığımızda istediğimiz kadar elimizden gelen her şeyi yapalım. Biz sonuca ulaşamayabiliriz. Yani her şeyi yaptık. Evet, elimizden başka hiçbir şey gelmiyor. Ama illa ki karşıdaki bir başkasının da bizimki kadar ya da bizimkine yakın bir şeyler yapması gerekiyor. Bunu fark ettim ve böylece biz gerçekten yalan dinlemeyi sevdiğimize kani oldum. Yani yalan duymak istiyoruz çünkü umut etmek istiyoruz ve mutlu olmak istiyoruz. Yalan olduğunu biliyoruz bu arada, dikkat edin. Yalan olduğunu biliyoruz ama buna rağmen buna karşı koymuyoruz. Bu biraz acı mı, insanlığımızdan mı geliyor? Bunun üstüne daha da düşüneceğim. Size de biraz soru işareti bırakmak istedim aslında. Şey aklıma geldi ondan sonra da. Efsane bir sahne var Behzat Ç'de. Harun pavyondan bir kadına aşık oluyor, Larissa'ya. Ve Larissa'ya işte ailesini karşısına alıyor. Çok fazla para veriyor. Hatta Larissa'ya yanlış hatırlamıyorsam evlenme teklif edecekti. Behzat ona yüzüğünü vermişti falan. Uzatmayayım. Şöyle diyordu Harun Behzat'a, komiserine. Hani ben bilmiyor muyum Larissa'nın ne olduğunu ama sadece birinin bana seni seviyorum dediğini duymak istiyorum demişti.
Belki hepimiz biraz Harun'uz diye düşündüm. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.